Boo <laughs> boo Ayrı programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Azal Sipahi. Rejide her zamanki gibi bize Faruk Ekici eşlik ediyor. Ayrık bu bölümünde konuğum müzisyen, e, ses tasarımcısı ve yapımcısı Beril Sarıaltun. Hoş geldin Beril, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok çok teşekkürler. Ayaklarına sağlık önce işte buraya geldiğin için. Buraya gelmek bir şey olur benim için. Sen <laughs> de <ben> konuk falan. <laughs> Biz Bodrum'a gidemedik ama. Evet, aynen öyle bir. Sana Anla Beni Yaz Aşkım diye şeyle Ege e, şeyle geliyorum yani. Teşekkür ederim. Anlıyorum. <laughs> <laughs> müzisyensin ama Boğaziçi'nde siyasal bilimler ve film okuduktan sonra Berkeley College'a gidiyorsun. <laughs> Orada elektronik müzik ve ses teknolojileri programına programına master'ını yapıyorsun. <laughs> neden hani hem aslında müzisyensin ama ondan sonra siyasal bilimler okudun sonra neden tekrardan böyle bir ses üzerine eğitim <laughs> almayı istedin? Ya şöyle bir kere ya Ankaralıyım ve böyle bir şekilde işte başarılı bir öğrenciysen ardından kesinlikle düzgün bir okula gitmen gerekiyor Hı -hı. diye bir şey vardı. Ben hani müziği hep seviyordum ama tam böyle hani hobi olarak yap kızım şeyiydi. Ama Boğaz içine gitme sebebim de zaten böyle Boğaz içinin çok böyle kültür sanat ortamının çok canlı olduğunu biliyordum. Asa temelde böyle sinema için gitmiştim Boğaz içine işte Mithat Alan Film Merkezi altyazı falan çok takip ediyordum. O yüzden boğaz içine gittim. Gidince böyle müzik sahnesini de çok sevdim boğaz içinin. Müzikten aslında hep böyle daha şey olarak devam ettim. Ardından daha böyle profesyonel olarak hani. Hmm. Ya bunun gerçekten biraz böyle okulunu okumak, nasıl ilerliyor böyle teknik olarak da biraz daha bilmek istedim. Yani sadece böyle amatör bir yerden kalmak istemedim. O yüzden öyle devam edeyim hani. Siyasal bilimci olduğum artık hobimi aynen. iş olarak da yapabilirim. <laughs> evet, evet aynen. Yani siyaset bilimi hani okudum. Böyle hani şey ama bir, bir hariciyeci olma ihtimalim yoktu yani. Benim için o arada çizilen yol oydu yani. Sonra da hani şey bir şekilde hani devam ettim müzikten. Okey anladım. Pandemi döneminde hayatımıza Kaan'ın Sesi podcastı e giriyor. Kaan'ın Sesi'nin ortaya çıkış hikayesini anlatır mısın? Ya şöyle tabii hani pandemiyi böyle hepimiz çok böyle hatırlamak istemiyoruz. tabii. Hı -hı. Benim için de böyle Allah'ım iki yıl falan böyle şey gibi geliyor. Ama böyle başlangıcında böyle farklı hikayelerin anlatılma ihtiyacı olan ve hani böyle pandeminin özellikle eşitsizlikleri çok arttırdığını yani özellikle toplumsal cinsiyet anlamında yani zaten böyle kırılgan gruplar hani o tarz böyle işte savaştır, pandemidir hani veya deprem işte. Bu tarz dönemlerde daha büyük problemler yaşıyor. Tam da böyle hani böyle kadınların işte LGBT arttıran hikayelerin anlatılması gereken bir dönem gibiydi bir taraftan. Orada... E Duygu Dayanoğlu böyle bir teklifle aslında bana gelmişti. Böyle BBC'nin falan böyle pop play'leri oluyordu. <laughs> böyle kısa şey oyunlar gibi. işte böyle 7 dakikalık falan ve bunlar bayağı şey oyunlardı. bizim referans olarak dinlediğimiz oyunlar. Aşırı bir ses tasarımı var. Hani bizim böyle Türkiye'de dinlediğimiz örneklere hiç böyle ucundan kıyısından geçmiyor. Sonra o dünyayı böyle bayağı sevmiştik. Sonra o böyle işte o K sesinin işte kadınların, queer'lerin, kahkahanın, hani çoklu okağların hikayesini anlatan bir program gibi bir şey yapsak dedik. Böyle birer bölümlük böyle kısa oyunlar vardı. Onun peşi sırada işte o, o oyunun temasından söyleşiler vardı. Hı hı. O yüzden biz böyle bir oyun söyleşi, oyun söyleşi gittik. Öyle başladı aslında. İki sezonda o şekilde Aynen, devam ettiniz. Aynen, iki sezonda öyle devam etti. Üçüncü sezona geldiğimizde ise suç ve adalet kavramlarını irdeliyorsunuz. Konuklarla beraber sohbetler gerçekleşiyor. Üçüncü sezonda oyun yoktu sanıyorum değil Aynen. mi? Aynen, önce biz böyle söyleşiyle başladık. Ya böyle iki sezonun sonunda oyun söyleşi formatını oturttuk. Ardından böyle bir Google'ın bir podcast creative program gibi Hı -hı. bir şeyine bir de biz kabul almıştık. Oradan bayağı bir podcast eğitimine girdik. Hani böyle bayağı şimdi seninle de girişte konuştuk ya işte podcast formatı ne tutar ne değil falan. Böyle formatlar deryası aslında. Evet. Sonra dedik ki tamam şöyle bir söyleşi formatı deneyelim. Sonra da artık daha böyle kurumsallaşmıştık o anlamda. Hani ne yapmak istediğimizi, nasıl yapabileceğimizi falan biliyorduk. Hani oyunu ayrı bir yere yapalım. Böyle bir bayağı bir drama olsun. <laughs> yani böyle biraz böyle suç ilişkisine merkeze alan ama öncesinde bir söyleşi serisiyle başlayalım. Hani söyleşi de nasıl ilerliyor? Sonra bir de oyunu görelim deyip öyle bir deneme yaptık. Yani aslında Kıvılcım da onun oyunu, yani Aynen. aslında podcast dizisi olmuş oldu. Kıvılcım'ın da soracağım şimdi. E, 2000, Ekim 2022'ye geldiğimizde 8 bölümlük bu polisiye podcast dizisi başlıyor Kıvılcım. E, Kıvılcım'da müzisyen bir kadının ölümü sonrasında geçen olaylar var. Ve e, bu olaylarda 3 jenerasyondan 3 kadının hikayesini, Anlatıyor bize. Sen de Kıvılcım'ın şarkılarını besliyorsun ve üç boyutlu ses tasarımını yapıyorsun. Kıvılcım'la polisiyenin o erkek dünyasına Hı -hı. eril dünyasına nasıl bir nanik yaptınız dersin bu hikayeyle? Ya evet, bir kere yani üç kuş, yani bir kere işin içine ister istemez böyle hani üç kuşaktan kadın girince böyle daha böyle komedili de bir şey oldu istersen daha çekişmeli bir şey diyeyim oldu tonu daha farklı oldu o yüzden ele aldığı bir konu da aslında böyle ...biraz böyle karartılmaya çalışılan veya böyle gizli bırakılan... ...hani böyle çok sık gördüğümüz bir... ...hani kadın cinayeti mi, intihar mı... ...yoksa bu ne falan gibi böyle daha böyle Belki sır Belki bir perdesi. cezasızlık mı var orada? Bir cezasızlık mı var? Yani böyle belli olmayan bir kanca atmak istedik. Yani onu da böyle... ...şimdi bir cezasızlık rejimindeyiz zaten. Onu hani böyle söyleşilerde böyle daha pıt 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 anlattık ama... ...hani böyle işte böyle bir dizi yapınca... ...o polisiye dünyasında daha böyle keyifli bir akış oldu hem... Bir de şey hani için içine böyle işte bayağı böyle müzikte fazlasıyla girebildi. Biraz e kendi alanımız olduğu için. Hı -hı. Şimdi mesela böyle bir yerle direkt böyle çalışsaydık falan o kadar böyle rahat rahat üretmek falan belki daha zor olurdu. İşte mesela şey bir iddia yani. Müzisyen bir kadın olsun o zaman şarkılarını da koyalım işte. Hı -hı. Şöyle bir Hı -hı. şey olsun. Tabii bir taraftan tabii Türkiye şartlarında şey gibi oluyor. Hani hiç kimse bir podcast için bu kadar uğraşmıyor yani asla. Hani böyle canlı tiyatro için falan belki bir şey yapılabilir ama böyle içerisinde bir sürü bestenin falan oldu böyle aşırı böyle tasarım masarım var. Ben de böyle eğleniyorum yani. Sonunda hani podcast endüstrisi hala Türkiye'de böyle Böyle hani o kadar yüksek yüksek ve hani böyle şey hani hala değil. böyle bir şey olduğu için ee, bir de polisiye de hep böyle ya bunu söylemek isem çok sıkıldım çünkü şunu söylemekten ama erkek hikayeleri çok fazla var evet. sürpriz sürpriz tabii ki de öyle zaten hani aklımıza polisiye deyince öyle şeyler geliyor genel olarak ama böyle akan giden bir dramanın içerisine bir hani toplumsal cinsiyet meselesini de sokabilirsin ve gayet keyifli dinlenir bir şey de olabilir Ride biraz böyle yapmak istedik yani beklenmedik bir şey olsun istedik Peki o polisiye havasını yaratmak için, atmosferini, ambiyansını yaratmak için üç boyutlu ses tasarımında sana neler düşmüş oldu? ya şöyle bir kere oyunda, yani biz zaten böyle duyguyla sonuçta Kaan'ın sesinin başından beri beraber çalıştığımız <laughs> için o benim ne yapabileceğimi veya neye gidebileceğini bildiği için yazdığı şey. Oyunun zaten metni yani senaryosu farklı epizotlar ve böyle şey kurabilmek için, atmosfer için bayağı rahat yerler. İşte mesela bayağı kabus sahneleri var, hayal ettiği yerler var. Oyunda zaten böyle hani oyunun bir teması da var zaten. Onu aslında kura kura ilerledim. E, tabii o kabus sahnelerinde işin içine her şey girebiliyor. Yani ses için inanılmaz bir rahatlık zaten. Onu bayağı soktu. Sen dinledin değil mi? Evet evet. Sen nasıl buldun? Ben çok beğendim. Ben şeye de geldim. Sizin evet, lansmana evet, gelip hatta gelmiştim. Şey, canımı tehlikeye Evet aynen. <laughs> Ve şey diye de böyle de, aynen. motorda dinliyordum <laughs> evet, falan. Evet, bir yandan motor kullanırken. Bizim lansman Bunu yapmıyoruz. Evet Kesinlikle. bunu yapmıyoruz. motorda, dinle motorda dinlemiyoruz falan diye böyle şey yapalım. <laughs> <laughs> Kısmıştım bayağı. <Aynen. gülüyor> Kornaları dinliyordum <dünyadım>. diye. Peki aslında şeyi de sormak istiyordum. Bu üçüncü sezondaki sohbetlerinizde kimlerle neleri konuştuğunuzu birazcık bahseder misin? Senin aklında böyle şunu, şu şöyle olmuş diye en çok belki kalanları. Ya böyle suç meselesini bir stigmatize olma konusundan bir HIV pozitiflik ve bir pozitiflik hani genel o konsepte ele aldığımız bölüm o ben orada söyleşi yapanlardan biri değilim ama o bölüm benim çok hoşuma gitmişti. <laughs> Çünkü böyle onunla alakalı böyle Genel olarak çok ön yargılı yaklaştığımız yani biraz böyle suç konusunda böyle sadece adalet üzerine değil de adaletsizliği biz nasıl farklı <laughs> biçimlerde yaratıyoruz biraz aslında onu da tartışmak istemiştik. Sadece böyle devlet veya hani yüksek kurumlar bağlamında değil de çok böyle hani o kırılganlıklar gündelik ilişkilerden ve fark etmeden de yol açan şeyler favori bölümlerinden bir tanesi <laughs> o. O... Benim aklımda Şebnem Koray Fincancı'nın ne oldu? Yani evet. feminist bir adli tıp. Feminist bir adli tıp o inanılmazdı. Hı hı. Yani zaten böyle boğaz içinde de böyle hatta Ayfer Bartucan'dan da çok güzel dersleri vardı antropoloji ve şeyle alakalı. Ve bunun ne kadar e, yani feminist sosyal bilim açısından da çok açıcı bir şey olduğunu falan böyle anlatan bir bölümdü. Hem adli tıpa nanik atıyorlar <gülüyor> işte. <gülüyor> Hem de hani inanılmaz bir aktivizm alanı, o anlamda çok güzeldi. Bir de Aslı Ildır'la ben bir sinema sevdası olduğum için, <laughs> bir de onunla yani böyle karşımızda bir nört vardı mükemmel bir bölümde o yüzden. Ee, öyle onu böyle dinlemek de güzeldi. Ya yani böyle hani suç işte femme fatale, işte suç dediğimizde suç ve kadın dediğimizde aklımıza gelen şey böyle fem fatale, <laughs> felaketi yaratan suçun başka bir unsuru falan gibi bir şey olduğu için böyle onu e, ko konuşturduğumuz bir bölüm vardı. Bir de tabii ki de Sema Kaygısız'u anmadan da geçemeyeceğim. Onunla da güzel bir sohbet oldu. Onu, çok, onu e, genel olarak yazımını zaten çok Hı -hı. seviyorum yani. Bir de o bölüm böyle favori dört bölümü söylüyor. Bayağı da bölüm söyledim ama. Hani şey <laughs> şey Kaç vardı, bölüm vardı? Sekiz vardı diye Hı -hı. hatırlıyorum aynen. Diğer dördü üzülmesi falan tamam, evet gider. hani onlar da güzel. <laughs> <laughs> Şimdi 2021'e gideceğim. Biz by Girls Türkiye'nin kurucususun. Sen 2021'de Türkiye'de kuruluyor. Ama aslında globalde daha önceden gelen bir tabii ki tarihi var. Hem globalde hem Türkiye'de Beats by Girls nedir, ne yapar diye anlatamam mümkün mü? Ya şöyle 2013'te böyle New York'ta öyle kuruluyor. Ama hmm. böyle hani Beats by Girls dediğimiz şey bugün böyle. Hani dünyada böyle 40'ın üzerinde farklı yerde bir göz oluşumu var ama bunlar çok küçük. Yani mesela 3-4 tane müzisyen bir araya gelip de bir beatbar göz oluşumu kuruyor. Ve temel niyeti her bir beatbar göz oluşumunun böyle hani müzik ve teknoloji alanında bir biz şey gibi yani ifade ediyoruz aslında kadınların ve hani o cinsiyet spektrumunda daha böyle azınlıkta kalan herkesin aslında bir oluşumu, bir ağı gibi. Ee, ve bu alanda bu bireylere yönelik diyeyim genel bir e, eşitsizliğe karşı faaliyet gösteren oluşumlar. Şimdi bu faaliyetler şimdi mesela biz Beat Bar Girls Türkiye'de daha büyük bir Hı -hı. iş yapıyoruz. O yüzden yaptığımız şey mesela festival oluyor ama işte 3-4 kişilik bir yerde mesela ücretsiz bir işte DJ'lik atölyesi yapıyor falan mesela. Ee, yani inisiyatif almak istediğinde bunu yapabiliyorsunuz. Aynen öyle. Gibi. Herkes Hı -hı. aslında Beat Bar bir parçası o anlamda da olabiliyor. Evet. Ya biz hani Haziran 2021'de tam işte pandemide çıkan şeylerden bir tanesiydi. Hani o kanı sesinde de konuştuğumuz perspektif ve hani etki de vardı. Ben böyle hani işte çok İstanbul Sözleşmesi falan hani böyle Türkiye'de bir şey yapmam gerekiyor şeyi böyle iyice hani artık artmıştı. O yüzden kurdum. Ee, böyle bir şey yapalım ve hani müzik alanında böyle hani ayakları yere basan ve daha böyle kurumsallaşabilecek bir yere de gidebileceğini hissettim. Öyle de oldu gerçekten <laughs> yani öyle ilerliyoruz şimdi. İlk başladığında daha çok eğitimlerle mi başlamıştın? Aynen. İlk önce böyle ücret ya online ücretsiz eğitimler veriyorduk bayağı böyle geniş e, ve çok katılımcılı bir şekilde. Bir de böyle online bir çevrimiçi etkinlik yapmıştık lansman gibi. Sonra böyle tabi hem pandemi de bittikten sonra daha fiziksel etkinlikler de yapabildik yani. Böyle farklı partnerliklerle ne bileyim işte bir gençlik zirvesinde de yer aldık. İşte mesela Women of the World Festival, işte İstanbul'un bir parçası olduk. Oraya bir proje geliştirdik falan böyle hani farklı farklı şeyler yaptık. Sonra da zaten hani onun verdiği ha tamam ya yani bunun bir alıcısı var ve gerçekten çok kitleselleşebilecek bir şeyi de görünce aslında bir festival yapalım diye yani Haziran 2021'de kuruldu ee, Kasım bayağı şey iki... yaptınız evet Kasım 2022'de üç günlük festival yaptık 15.000 kişinin geldiği yani böyle hani o başladığı noktadan şeye kadar böyle şimdi sen böyle geçen yıl falan deyince adem evet. gerçekten geçen yıldı yani evet. şu an ikinci yılında 2023'teyiz falan böyle onu böyle anladım böyle bir şey doğru ee, peki e, sen de bir İspanyol göster eğitimler e, hı hı. veriyorsun Buradaki işte kadınlar, genç kadınlar, kız çocukları da geliyor mu bu atölyelere bilmiyorum eğitimlere ama onlar en çok sana ne soruyor? Yani müfredatın dışında senden belki sektöre dair, belki hani müziğin, sesin kendisine dair neyi öğrenmek istiyorlar genelde? Bir kariyer yolculuğunun nasıl olacağıyla alakalı yani nereden nasıl başlanır meselesi çok bir soru işareti oluyor. Ve hani mesela bir kariyer çizerken hani mesela bir prodüktör mü olacağım diyelim ki yoksa bir söz yazarı ve şarkıcı olarak sürekli işte konser mi yapacak yapan biri olacağım yoksa bir besteci mi olacağım falan. Türkiye'de böyle müzik sektörü hala böyle ayakları çok yere basan bir noktada olmadığı için. aslında bir müzisyen her şey yapabilir Hı -hı. bir taraftan. Yani mesela içerisi işte e de jingle de yapabilir işte. Sen öyle yapmıyor musun mesela? Ben öyle yapıyorum. Evet. Mesela ben hani hiç böyle hani sadece hani sahneye ya yani sahneye de çıkan bir müzisyenim ama o böyle yaptığım işlerin yüzde yirmisi falan gibi. Ama yüzde sekseni böyle bayağı masa başında da bir taraftan da işte bu taraflarını da biraz ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Yani hem olsa sektörü de genişletebilecek bir şey. İnsanların da en çok sorduğu şeyler aslında hem kendi şarkısını ve kendi yolculuğunu nasıl tamamlayabilir? Yani Hı -hı. o o yol ne kadar dikenli ve nasıl ilerlenebilir meselesi. Orada bir oluyor. Bununla alakalı normalde bizim çok fazla şeyimiz yoktu. Bir eğitim içeriğimiz yoktu. Şimdi böyle o tarz şeylere de daha çok yer vermeye başlayacağız. Yani daha çok böyle mentorluk ve işte bir Hmm. müzik endüstrisinde farklı biçimde ayakları yere basan bir şekilde nasıl var olabiliriz? De daha böyle konuşan şeyler yapmak istiyoruz. Yani müzik prodüksiyonu yapmak ve hani müzik üretmek bizim her zaman korumuz olacak ama onun dışında da böyle şeyler yapacağız muhtemelen. Anladım. Yani şey e, deneyim aktarımı ve mentorluk evet. demişken aslında ben de sana şeyi söyleyeyim. Sen müzikle ilgilenmeye başlayışından sektöre adım atışına, genel anlamıyla müzik dünyasında var olmaya çalışırken, var olurken toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ne şekillerde deneyimliyorsun? Mesela işte <laughs> bu arkadaşları anlatırken nelerin dersini çıkarmışlıkla Aha. konuşuyorsun da diyebiliriz. Ya şöyle söyleyebilirim bir kere şey hem toplumsal cinsiyet eşitsizliği denebilir de yaşçılık da denebilir. tabii doğru, ben, doğru. ben genç kalıyorum bayağı çünkü <laughs> bu tarz böyle bir girişim falan için. Ya şöyle ben... Hani yaşından dolayı da bir ciddiye alınmamak evet, var. Evet yani Hı -hı. hani zaten mesela işte hep böyle söylüyorum. mesela heybetli biri değilim mesela. Şimdi kamerada böyle şey yani çok böyle belli olmuyor. Zaten böyle hani daha kısa boylu falan biriyim. İşte genç, gencim zaten yani daha böyle genç gösteriyorum olduğumdan olduğundan da. İlk şeye başladığım zaman e, müzik yapımcılığı da yapıyordum, hala yapıyorum zaten bir böyle bir e, plak şirketi dediğim eski adıyla. Hı hı. E, orada o label işlerinde un kapanına falan gitmeniz gerekiyor. Un kapanı ve ben çok garip bir ikililiktik <laughs> öyle söyleyeyim mesela. Ya böyle hani direkt böyle bir şey yaşamak gibi demeyeyim de orada şunu hatırlıyorum tabii ki de böyle kendimi büyük göstermek için trenç kotlarca yani. Ee, bu şeyde borje Bo Corsman'da işte bir tane bir çocuk sevgilisi vardı ya <laughs> e, şey ve hani böyle tam öyleydi yani büyük bir trenç kotum vardı böyle ve bana büyük geldiği çok belli falan böyle kendimi daha büyük gösteriyorum falan. Neyse öyle şeyler yaşadım tabii ki de ve işleri halletmek için tabii ki de o dilden konuşmuyorsunuz ya da mesela sen bir eğitim almışsın ama o eğitimin Türkiye'deki karşılığı böyle bir şey yok hani <laughs> hani onu böyle bir yerelleştirmek, adapte edebilmek ve anlaşabilmek gerekiyor. Bir o var. Bununla um, undervalued diye hani ifade edeyim ama bu sadece Türkiye'ye ait olmayan değersizleştirme ve aman canım siz de çıtı pıtı bir grupsunuz dediğimiz şey <laughs> um, bence bir genç kadının bir girişimcinin sadece müzik kendi sürüsünde değil her yerde başına ve anneti kesinlikle bir LGBT artını kesinlikle yani bir queer'in direkt karşına çıkabilecek bir şey. İyi niyetliler bile hani ya biz sizi desteklemek istiyoruz çok tatlısınız ya falan böyle hani. tandalıyorlar. Aynen. yani böyle hani onun bir parçası oluyorsun. İyi ihtimalle kötü ihtimalle de zaten hani ciddiye alınmama zaten problemi oluyor. Ama tabii bunu biz ne derler kanter gözyaşı ve 15 bin kişilik festival yaptık falan diye diye tabii sağlıyoruz da. Ya bunu söyleyebilirim. Bununla hep insanlar uğraşacak. Bir de Teknik yerlerde genelde böyle hep ağırlıklı ya da işte düzenlemecilik. Ya bir müzik yolculuğunu çizdiğinde Kesinlikle yanında olması gereken insanlar var ya da sen bu becerilere sahip olacaksın. Orada em, em, yetenek, em, virtüözite bunlar emek isteyen şeyler. Ve o emeği ağırlıklı olarak burada bir cinsiyet dağılımı farkı var tabii ki de. Hı hı. Ağırlıklı erkekler, siz erkekler aslında yoğunluklu hani şeyde görüyoruz. Em, i̇şte bir genç kadın kesinlikle bununla nasıl iletişim kurabilir? Kendini nasıl güçlendirebilir? neye bilip neyi bilmemesi okey? Ne yapmalı meseleleri bence kesin başına gelebilecek bir şeydir yani. Peki eşit işe eşit ücret e, konusunda durumlar nasıl? Yani olması gereken eşit işe eşit ücret de. Ben şunu söyleyebilirim. Mesela organizasyonlar arasında da eşit işe eşit ücret meselesi olmadığına çok eminim. <laughs> ya yani bir sponsorluk desteğini bize gelenle başka bir Re, şeye gelen arasında dağlar, yıllar, yollar <laughs> paketlerce fark olduğunu biliyorum yani zaten. Hani böyle ekstra bir madilik için söylemiyorum ama <laughs> böyle bir şey var yani. Ee, bu eşit ücret tabii ki de büyük. Mesela bir pop starda öyle şey yoktur diye tahmin edebiliyoruz. Ama yani şöyle ayakları yere basan bir festivalde Kaşeler ya hı hı. bunların hepsi tabii ki de şey hani müzisyenler arasında çok büyük bir örgütlülük çok fazla olmadığı için de hani bunun belli standartları aslında yok. Hı hı. Ya, festivalden festivale içerikten içeriye değişiyor ama sen daha değersiz bir gruba ait olduğun için tabii ki de senin kaşen tahminen daha düşük olabiliyor. Hı hı. Veya işte kadınlarda e, bunu zaten öyle görme de olabiliyor. Ya ben bunu o kadar önermeyeyim hı hı. yüksek hı hı. kalabilir belki. Hani kabul görmeyebilirim. Hani içeriden olan hani o cam tavanı bazen sen yaratabiliyorsun meselesi hı hı hı. var ya. içselleştirilmiş tavan. Evet hı hı. tavan. Ha, bazen de öyle bir şey olabiliyor. Hani benim böyle genelde gördüğüm şey öyle. Hı hı. Hani sektöre hı hı. dair. Anladım. Ya bir de şey de çok böyle mümkün olmuyor ya belki işte starları da karşılaştırmaya kalksak bir filmde hani başrolü paylaşan bir erkek evet. bir kadın oyuncu varken hani burada nasıl tam yapacağız belki üç günlük bir festivalde cuma cumartesi çıkan işte bir kadın bir evet. erkek olsun falan hani daha fazla şey giriyor o evet. değerlendirmeyi de düşünebiliyoruz. Tabii ya için. genel festivallerde ister istemez erkeklerin yoğunluklu olduğu. Onlar satıyor yani ve öyle. Yani bunu ya dinleyiciyi de değiştirip dönüştürebilmek tabii ki de festivallerin misyonu olan bir şey. E bu yani şey demeyeyim erkekler satıyor diye çok geniş bir söylemek istemiyorum hı hı. ama tıpkı şey işte, sin yani sinemada olduğu gibi neyi izlemeyi sever. Hı hı. Yani hani sin sinema sinemada Onlar bunu istiyor deyip de bıraktığında öyle Aynen öyle. Yani Ağırda yani, da öyle bağlıyorsun. Aynen öyle. Sık kocaya bağlıyorsun ve tamamen hani bir de hani görmezden gelme de olabiliyor tabii ki de bu meselelerde sadece. Bir de şey de söyleyebilirim. Bazen iyi niyetli girişimler, sonuçta bizde hani mesela Equal Türkiye falan böyle Spotify'ın yaptığı liste var ya. Aslında mesela kadın yaratıcılar diyeyim o listelerle sadece sınırlı kalabiliyor. Equal Türkiye yani sadece toplumsal cinsiyeti vurgulamak istediğin listelerde kendine yer bulup. Ama mesela işte mesela jazz klasiklerde ne kadar yer alıyor? Yani mesele aslında bütün türlerde sadece işte toplumsal cinsiyeti bir de vurgulayalım diye böyle bir seksiyon yaratmadan Hı -hı. öyle bir bölüm yaratmadan her şeyi dönüştürebilmek aslında yani nefes al ya yani endüstrinin bütün nefes alanlarını diyeyim Hı -hı. değiştirebilmek yani temel mesele bu. Anladım. Yani daha böyle işte mesela şey diyoruz ya işte erkek müzisyen demiyoruz da kadın müzisyen diyoruz. Evet. Sanki hani oradaki vurgu evet. olduğunda evet. o işte hani kadın vurgusu olduğunda buralarda daha evet. zaten olmuş oluyorlar gibi. Evet. verili olarak Herkese açık alanda yine görünürlük fazla değil. British Council'ın Kültürde Kadın Gücü destek programı kapsamında bir itfaiye görsel olarak hayata geçirdiğiniz bir proje var. Benim Şehrim, Benim Sesim projesi. Bize Benim Şehrim, Benim Sesim'den bahseder misin? Geçtiğimiz günlerde de belgeseli yayınlandı. Aynen. Evet. Onu da şey yaparız, videonun altına Linkine koyarız. Falan, İkinci belgeseli. Birinciyi de koyarız, ikinciyi de koyarız. Aynen. Evet. Hı -hı. Ya şöyle, o projeyi aşırı biz seviyoruz. Çünkü bizim hem böyle şey projemiz oldu, İstanbul dışına Hı -hı. çıktığımız ve Türkiye'nin bambaşka coğrafyalarına böyle dokunabildiğimiz bir proje oldu. İlkini böyle küçük bir prototip gibi yapmıştık. British Council'un yürütücülüğünde olan işte Women of the World Festival kapsamında böyle daha küçük ve daha İstanbul merkezli bir projeydi. Proje temelde kadınların yaşadıkları şehre böyle müzikleriyle yorumlamalarını olanak sağlayan böyle hani sanatla yaşadığın şehri nasıl anlatırdın? gibi bir şekilde aslında yola çıkan bir proje. Böyle bayağı bir ses tasarım merkezli bir eğitim alıp ama genelde hep şeyler başvuruyor zaten. Türkiye'de çok güçlü bir singer songwriter <laughs> kadın sanatçı var inanılmaz derecede. Bayağı onlar başvuruyorlar. Aslında onların o geçmişiyle bunu böyle bir araya getirip bayağı böyle elektronik merkezde prodüksiyonlar yapıyoruz. Evet onu ee, belgeselde de ya. Evet. Ben işte a, 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 e, okulda da ondan kaçıyordum ama burada yapmam gerektiğini anladım ve yaptım. falan. Evet tam <laughs> öyle yani hani böyle maruz bıraktım bir şey var. İşte o teknoloji okur yazarlığı biraz böyle uzak kalan bir şey olduğu için ona böyle biz ekliyoruz yani kesin olmazsa olmazları gibi. Bu sefer böyle e, İzmir, Diyarbakır ve Antep bir merkez aldık. <laughs> Buradaki prodüktörlerle e, ve sanatçılarla diyeyim genel olarak çalıştık. Baya e, bayağı uzun soluklu bir proje ve bizim için artık biz bunu şöyle ifade ediyoruz. Bir Hani sanatçı yetenek geliştirme projesi aslında bizim. Ve ee, hani şimdi umarım üçüncüsünü ve daha devamını da gelecek şekilde devam edeceğiz projeye. Nasıl ee, bir programa sahip oluyor? Yani işte sanatçılar oraya gidiyor mu zaten orada yaşayan ağırlıklı sanatçılar mı? Sonrasında hep beraber bir bir araya geliş hı. konser falan hani o program Genel akışı nasıl oluyor? Hı hı. Ya şey oluyor bir kere biz zaten açık çağrıyla ile başlıyoruz. Hı hı. Bu yıl da yine başlıyoruz açık çağrılara. Geçen yıl herkesi Beats by Girls Festivali'ne ağırlamıştık. <laughs> yani herkes gelmişti fiziksel olarak da. Hem böyle festivali deneyimlemişlerdi. Hem böyle festival içerisinde onlara özel hazırladığımız oturumlar da vardı. Böyle bir etnomüzikolojiyle ve ses kayıt ve ses meselesiyle alakalı birkaç böyle eğitime giriyorlar. Hatta Erim Hikmet Öğüt orada hı hı. Şey yapan yürütücülerinden oluyor bu eğitimlerin. Ardından böyle hep böyle şeyden Birleşik Krallık'tan bir partneri oluyor hep projenin. Muhtemelen geçen yıl safron records diye bir hı hı. ekipti. şu an brighter Sound'la ile ilerleyeceğiz. Onlar da bayağı böyle büyük ve gelişkin bir organizasyon. E oradan bir partnerle beraber böyle ses tasarımı ile alakalı veya onların ihtiyaçları olabilecek farklı yetenek setlerini geliştirebilecek bir eğitime giriyorlar. Bir de tabii ki de işte ses tasarımı üzerine müzik yapmayla alakalı bir eğitime giriliyor. Ardından düzenleme yapmaya başlıyorlar. Orada biz bayağı böyle birebir oturumlar gerçekleştiriyoruz. Böyle hani şarkıları böyle küçük bir demoyken böyle mesela 3.5 4 dakikalık veya da yani nasıl isterlerse bir şeye dönüşüyor. Hı hı. Sonra bütün ya yani bir taraftan böyle işte ilk bazılarının ilk stüdyo kayıtlarını yapıyoruz birlikte. Stüdyo Şehirlere e... gidiyoruz. Ha, müzik Şehirlerde stüdyolara mı Aynen. gidiyorsunuz? Aynen şehirlerde hı. stüdyolara gidiyoruz mesela yani İzmir'de de Diyarbakır'da da gittik. Oralarda böyle bir bütün gün onlarla beraber hem şarkıları üzerine de çalışıyoruz. Ee, hani bir stüdyo deneyimi de yaşamış oluyorlar. Bizle birlikte oluyor. Şimdi stüdyolarda biraz korkutucu ortamlar olabiliyor bazen. Tilbe Saran'a referans vereceğim. O böyle kanlı sesinin bir bölümünde şey söylemişti. Kendisi çok önemli bir seslendirme sanatçısı da olduğu için hayatta en nefret ettiğim yerler seslendirme stüdyolarıydı diye. Çünkü inanılmaz <laughs> Hani eril bir ortamda evet, falan evet. diye. Biz işte o stüdyo ortamlarında aslında onların yanında böyle şey, e, Bodrum gömleğimizle falan öyle <laughs> bütün madilikelleriyle falan. Neyse tatlı geçiyor yani. Böyle stüdyoda aslında oluyoruz. İlk kayıtlarını beraber aldıklarımız oluyor. Sonra onlar bir şarkı yapıyorlar zaten oradan. bayağı onların üretimi. Bizim gözetimimizde ve mentorluğumuz aslında ilerliyor bütün süreç. Sonra da işte bir albüm yayınlanıyor. Bütün sürecin bir belgeseli çıkıyor. Ve e, niyetimiz bütün şehirlerinde konser yapabilmekte. ama proje sırasında bu 6 Şubat depremleri <laughs> olduğu için e, Diyarbakır'a gidemedik ve Antep'e e, ama oradaki sanatçılara getirdik. İstanbul'da ve İzmir'de birer konserleri oldu projenin. E, sonra dep ya, hatta konser gelirlerinde işte Hatay'daki Defne Kadın Kooperatifini Hı -hı. aktardık falan. Böyle hani hem bir farkındalığın da bir parçası olsun da istedik proje. Öyle devam eden bir iş. Üçüncüsünün açık çaresi ne zaman çıkacak? Üçüncüsünün açık çağrısını Eylül'ün sonu gibi çıkmayı planlıyoruz. Yani hem böyle hani böyle şey biraz bir başvuru süreci olan bir şey ya yani Eylül içerisinde muhtemelen üçüncüsü de e, se seyircilerle, dinleyicilerle falan takipçilerle <laughs> buluşacak falan diye. Beat by Girls'ın festivalinden bahsettik demin. Birazcık daha ondan konuşalım istiyorum. Festival line upları hep böyle tartışma konusu oluyor ya kadın yokluğundan ya kadın azlığından. Festivaller müzik sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliği için ne ifade ediyor? Siz festivalle ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani durum böyleyken Beat by Girls'ın festival yapması ne demek oluyor? Evet, büyük bir showcase festivali gibi. Hı -hı. Yani showcase derken şunu kastediyorum. Şimdi Türkiye'de biraz böyle festivallerin zor ayakta kaldığı bir dönemde olduğumuz için showcase ne demek? Aslında Türkiye'de böyle farklı yeteneklere olanak sağlayan, onları böyle bir hani dinleyicilerle buluşturan ve işte güçlü isimlerle bir araya getirip hani beklenmedik isimlerle böyle biraz karşılaşabileceğin ve beklenmedik türlerle diyeyim. Çünkü aslında festivallerin güzelliği Hani bazen çok böyle tür tür festivaller vardır ama bazı böyle daha deneyim odaklı ve daha topluluk odaklı festivallerde hani müziği bilmezsin ne geleceğini belki ama hani dinleyeceğin şey güzel olacak muhtemelen ama ilginç olacak. Daha önce dinlemediğin bir şeyle karşılaşabilirsin. İşte bizim festivalimiz böyle bir festival. Yani mesela insanlar zaten Melike Şahin'i dinlemeye kesinlikle gelecekler. Onun öncesine hani o kitlenin Bekart. tamamının, mesela, <laughs> mesela o kitlenin tamamının dinleme diye diyelim, bir ismi koyduğunuzda, işte deniz taşer mesela on öncesindeydi ya da mesela kalben öncesinde başka isimleri koyduğunuzda <laughs> bir anda veya herkesi bir araya getirdiğinizde işte beklenmedik kişileri bir taraftan tanıyabiliyor e, insanlar e, ve böyle festival e, geçen yıl ya, Kredi Bomontada da gerçekleşmişti ve oranın kitlesinin çok daha dışında bayağı genç bir hani gruba da ulaşabildi. O anlamda gerçekten yeni dinleyicilere ulaşan da bir festival. Ben o yüzden bir büyük bir showcase festivali gibi de ifade etmeyi seviyorum. Ücretsiz bir festival Ve ücretsiz, değil mi? Ücretsiz tabii Hı -hı. evet aynı öyle bir yanı vardı. Ee, bu yılda da bakalım çabalıyoruz yani yine öyle şeyleri yapabilmek için. Ee, ya yani festivallerin öyle bir misyonu olabilir. Bir seyirci deneyimi yaratma açısından da aslında festivaller. E yani hem böyle beklenmedik isimleri dinleyebilirsin festivallerde ama bir taraftan da ele aldığı temalar. Yani bazen bu bir işte konu başlı belki hani içerisine böyle söyleşi, atölye katan şeyler de olabilir. Oralarda böyle hani beklenmedik ve bazen günceli yakalayan bazen de henüz tahmin etmediğin ama ileride güzel olacağını böyle beklediğin şeyler. Mesela sadece konser alanında değil de söyleşiler de bence öyle. Evet. Mesela senin moderatörlüğünü yaptım ve mesela Sude Belkıs vardı ve işte Şokopop vardı aynı zamanda Ekim Ocun vardı. Onu mesela ben çok sevmiştim çünkü Sude Belkıs'ı sadece belli bir kitle biliyordu. Ve böyle mesela bu yıl çok aşırı da daha da böyle paylaşılışı işte seçim döneminde falan evet. ben, ben böyle aşırı mutlu olduğum bir şey. Çünkü hani işte early talent gibi yani bir grup için bence yaptığı her zaman öyleydi zaten ama o anlamda çok hani biz mesela söyleşilerde de hep böyle hani böyle Ha böyle biri varmış ve yani gençlere de değer verebilmek hı hı. falan böyle. Öyle bir hani line-up sadece hani konserler bağlamında değil de bütün içerikte böyle bir yaratıcı yola gitsek nasıl olur diye ilerliyoruz aslında. Ee, ve bunun hazırlıkları da sürüyor mu şu anda? Evet. İkinci festivalinde. Evet, ikinci festival hazırlıkları sürüyor. Böyle hani geçen yıl yani biz bu kadar kalabalık beklemiyorduk. Hani <laughs> yani bayağı kalabalıkmış ve biz bayağı yani insan toplayabiliyormuşuz. O yüzden böyle şey yani mutlu da olduk tabii ki de. Onun böyle verdiği enerjiyle Böyle bir e, üzerine çalışıyoruz. E, daha e, şunu söyleyebilirim. Sana şey demiştim ya bende böyle bir e, şey bende bir madilik veya sansasyon yoksa <laughs> En sansasyonlu şeyim şu olabilir şu an. <laughs> Kasım'da daha uzun günlü böyle daha bir şehir festivali gibi bir şey üzerine şu an çalışıyoruz. Çok günlü <laughs> çok programlı bir şey üzerine. Hafta sonu etkinlikleri ve hani o alıştığımız şey yine olacak ama daha büyük bir şeyin peşindeyiz şu an. <laughs> yapabilirsek <laughs> Türkiye'de ayakta kalmak şey yani baya böyle bir hani şey yorgun demokrat şey gibi olacak ama hani şey oluyor hani zor ama güzel ve anlamlı tabii ki de ben böyle her festival sürecinde de sonrasında da sırasında da böyle şey oluyor böyle gümbür gümbür cayır cayır bir şey yapıyoruz çünkü e, o enerjiyi yine şehrin bu sefer hani sadece bir bölümüne değil de daha geniş alanına yansıtsak nasıl olur Fingers crossed'lar, <laughs> dua çemberleri, şöyleler falan diyerek böyle hani izleyenlere de şey verelim. Öyle. Şimdi aslında yani festival yapma ve festivalde işte müzisyenler için ne olduğuna dair daha çok böyle konuşmuş olduk. Birazcık daha açalım isteyeceğim festival Hı -hı. kısmını. Geçtiğimiz yıl British Council global Partnerliği ile Unbox e, 2022 projesinin uluslararası delegelerinden biri oluyorsun. Edinburgh'daki Fringe Festival'ine Hı -hı. gidiyorsun. Ardından da hem festival izlenimlerini hem de aslında bir soruyu sorduğun ve cevapladığın e, bir yazı yazıyorsun. Hı -hı. Ee, Geçtiğimiz yılda pek çok festival iptal edilmişti. Yine iptal edilen festivaller var. Hatta işte bazı gruplar böyle çeşitli böyle e, sivil toplum kuruluşu e, gibi yani hani şu derneğiz, bu inisiyatifiz falan filan da diyen e, bazı gruplar işte şu festivaller iptal olsun falan filan diye de böyle bir... Açık çağrımsı bir şeyler <laughs> e, yaptılar. O nedenle o soruyu ben e, senin sorduğun ve cevapladığın soruyu burada da cevaplamanı isteyeceğim senden. 21. yüzyılda neden hala festivallere ihtiyacımız var? Evet, festivaller çok geniş, yani e, çok geniş kamusallık ihtimalini ve hani fiziksel olarak hani bu kadar ayrışmış bir çağda diyeyim bir araya gelme, birlikte bir şey hissedebilme, yani işte. Sanat öyle bir şey olduğu için ister istemez yani bir konserde beraber bir şey sevebilme veya sevememe fark etmez. Hani o birliktelik ve o bir aradalık halinin en önemli nitelikli yerlerinden bir tanesi. Bu kamusallığı festivalden festivale değişecek şekilde söylüyorum. Toplulukla ve içinde yer aldığı şehirle kurduğu ilişki bağlamında daha dönüştürücü bir etkisi olan festivaller de olabilir aslında. Bu ne demek? Yani içinde daha böyle savunuculuğu belki katan, ya önemli olan şeyleri bir araya getirip e, içinde bulunduğu endüstriye tekrar geri dönen, orayı besleyen ve oradan tekrar beslenen seyircilerin de bu anlamda besleyen ve beslenen diyeyim e, bir festival, o, o kimlikli bir festival aslında bunu yaratabilir. Mesela işte Fringe Festival tam bir hani ana akım. E, yapılan bir şeyin dışında olup kendi markasını yaratıp sonra daha büyük bir markaya dönüşen kocaman bir festival o anlamda. E, bu yıl bir de Manchester Uluslararası Festivali'ne de gitmiştim. E oralarda böyle gördüm en kritik mesele. E bizde böyle teknolojiyle alakalı veya daha böyle gelişkin ve daha ileri teknolojiler ve gelecekle alakalı meselelerin tamamı daha üst segment e, insan topluluklarıyla ilişkilendirilen <laughs> ve böyle hani e, halkla çok böyle bağını çok uzakta gördüğümüz içerikler oluyor. Ama böyle o yani Fringe'de de bunu görmüştüm. Ee, şeyde de yani bu, bu sefer Manchester'da da gördüğüm şey insanların nefes aldığı ve gerçekten hani e, bir tüketim ürününün dışında o teknolojiyi düşünebildiği e, bunun üzerine tartışabildiği deneyimlediği tabii ki de hani şu anki yeni sanat meseleleri biraz öyle bir şey de olduğu için e, alanlar aslında yaratılıyor. Festival bu soruları ortaya atmak için de Hı -hı. var. Festival hiç asla sevmediğiniz bir grubu zorla dinleme zorunluluğu içinde var. Çünkü her şey çok kendi kişisel zevklerimize göre tasarlanmış ve biz de öyle yaşadığımız bir çağda bazen maruz kalmaya ihtiyacımız var. Bazı tartışmalarda maruz bırakılmaya da ihtiyacımız var. Hı hı. Yani işte daha tartışmalı, daha işte sinir uçlarını belki toplumun sinir uçlarını zorlayan konuların bir şekilde bazı kamusallıklarda nefes alıp vermesi gerekiyor ki sadece belli topluluklar, belli konular özel alana ve sanki yokmuş gibi veya sadece dijital alanda birbiriyle fiziksel dokunamadan hapsolmasın. Bu nefes alışverişler içinde var aslında festival. Ve bence her ölçekte yani bu yerelde hani hiçbir şekilde festival yapılamayan bir yerde küçük bir konser yapmak nasıl bir nefes alanı yaratıyorsa işte İstanbul'da da farklı türlü bir festival yapmak başka türlü bir nefes alanı yaratıyor. Öyle bir şekilde ben hani işte işlevi olduğunu düşünüyorum festivallerin. Anladım. Çok çok teşekkür ediyorum. Son ben sorum ediyorum. şöyle bir şey olacak. Bak yani işte Kaan'ın sesi, bir İsmail Görüs falan şu anda güncel olarak nelerle haşır neşirsin, Meşgulüm. neler oluyor? Evet. Yani gelecekte ne yapalım, ne, ne, bekleyelim? Bir birkaç konuştuk zaten şimdi aslında. <laughs> Ama nerelere bakalım? Ya şöyle şu an iki tane oyunun e, yani tiyatro oyununun e, müziklerini yapıyorum. Bir tanesi e, ya yani onun ses tasarımını ve müziklerini yapıyorum. E, Sevgi Soysal'la alakalı bir oyun olacak. BGS Tiyatro'nun yaptığı. Daha önce Zabeli yapmıştı. Böyle hani onun yapılmıştı. Onun üçleme gibi aslında. Biraz böyle Türkiye tarihine asa farklı yazarlardan bakmak gibi bir şey olacak Hı -hı. yani finalinde diye düşünüyorum. Şimdi onun ikinci oyunu asa çıkıyor işte Sevgi Soysal üzerine. E, o sevgi oyunun müziklerini yapıyorum şu an. E, o e, aslında 2023'te galiba e, şey yapacak. Yani seyirciyle buluşacak. Bir de benim böyle daha genç kuşaktan beraber çalıştığım tiyatrocu arkadaşlarım var. Onlarla beraber hem böyle yazıp ve hani içinde de bayağı böyle reji olarak da bulunduğum başka bir e, şey çalışması var, oyun çalışması var. O da 2024 gibi olacak muhtemelen. E, bunlar kişisel şeylerimizdi. Aldık bunları buraya koyduk falan. <laughs> ya bir de gözde Çağımız daha çok şey var. Ee, kısmet olursa. O gerçekten olur. şahane vallahi. <laughs> ya hani de. böyle Kasım'da hani festival yeni olacak ama onun dışında daha uzun erimli ve insanların hani böyle direkt dokunabildiği ve daha geniş gruplara da böyle daha düzenli programlarla konuşabildiğimiz bir program içerisindeyiz. Umarım böyle onu da ya yani festivali duyururken onu da onunla birlikte duyuralım istiyoruz. Daha geniş bir şey programı, eğitim programı, öğrenme programı gibi bir şey yapalım istiyoruz. E, farklı kurumlarla muhtemel partnerliklerimiz de olacak. E, farklı seyircilere açık olan bazı aslında kurumlardan böyle bize hani böyle içerik çalışmamız için böyle teklifler gelmeye başladı. Biraz böyle beklenmedik yerlerde konser performansı e, kürasyonu yaparak aslında bir yerlere daha bir e, gireceğiz gibi duruyor. E, niyetim bildiğim gözde aynı zamanda sanatçıların daha çok e, ne derler İşte zaten biraz söylemiştim onu böyle menajerlik gibi tam olmasa da hani danışabileceği, mentorluk yapabileceği hı hı. bir organizasyon oluşturabilmek aynı zamanda. Müzisyenler açısından bir hani kapı olabilsin diye. Kutlar ee, sofrasını şöyle bir dağıtmak. falan <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah falan çok da büyük şey yapmayalım da neyse deneyeceğiz inşallah yani. Bir de yani kişisel olarak da daha da fazla böyle müzik yaptığım bir 2023-2024 itibariyle öyle bir şey yapacağım. Ee, bir görsel e, ve bir şey e, şey performansı ne derler? E, görsel ve bir ağırlıklı olarak e, vurmalı çalgılar merkezli bir e, proje çalışması içerisindeyim. Bu da kişisel bir şey oldu. E, bu ne biliyor musun? Evrene yaydım şu an. Bu yok çünkü. <laughs> Manifest ediyorsun. Bayağı öyle bir şey yaptım. Aynen. Yedi, bu yedi, asla yedi, yok. Yedi. Aynen yedi, yedi, yedi Bu asla olmayan bir şeydi. Mükemmel yani. Muhtemelen seninle bir festivale şey yaparız, çağırırız. <laughs> tamam. Çünkü dediğim gibi hani. Orada daha çok detay alırım. Aynen aynen. Orada böyle daha da hani şey e, içerikleriz yani. E, i̇nanılmaz bir moderatörlü. Ben seni övmeye devam edeceğim böyle sürekli. Öyle. Böyle şeyler. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben Senin eklemek, sormak, söylemek istediğin bir şey var mıdır? Beni hmm. Kapatmadan önce. Ya ne söyleyebilirim? Ee, farklı biçimlerde böyle kalabalıklar yaratmaya ve bu kalabalıklarda böyle birbirimizden güç almaya ihtiyacımız var ister istemez. Farklı biçimlerde diyeyim. O yüzden bence bol bol hani kritik dinleme, izleme ve hani bunu gerçekten peşinde olmasam sen de demese podcast mesela mental kültür senin yaptığın şey böyle bir delilik yani o anlamda. İşte bu deliliklere dinlemeye ısrarcı bir şekilde de yani dinleyicilerin de yapabileceği bir şey bu seyircilerin de yapabileceği bir şey ve yine de böyle bence mesela festivalleri desteklemeye yani fiziksel olarak bir arada olmaya bence daha çok ihtiyacımız var daha eleştirel de olabiliriz hiç problem değil ben bütün seyirciler için de zaten bunu söylüyorum daha büyük kamusallıklara bence ihtiyacımız var bunu konuşmaya tartışmaya daha eleştir yani insanların aktif olarak katılabildiği toplulukların bir araya gelebildiği organizasyonlara, daha uzun erimli o anlamda düşüncelere ve vizyona ihtiyacımız var bence. O yüzden hell yeah, falan. <laughs> çok iyi değil mi? Lütfen bunu destekleyelim falan şey yapalım. Gel böyle daha pozitif o şey olarak. Bir şey daha söylemem Tabii. <laughs> bir de bugün şu an Amsterdam'da olan ve benim gidemeyen, gidemediğim o yüzden çok üzüldüğüm şey arkadaşlar, şey liseden benim çok sevgili arkadaşlarıma buradan selam göndermek istiyorum. Okay, bu tamam güzide bu programda bir pazar günü şey olsun. yayınlanacak. Biz Çarşamba günü kaydediyoruz. Biz Çarşamba günü kaydediyoruz. İstanbul'un en sıcak gününde gidemediğim Amsterdam. Şöyle bir selam olsun. Şey böyle. Aynen. Bodrum'dan. Bodrum'dan falan yerseniniz. böyle. Böyle <laughs> şey oldu. Aynen. Evet. Evet. Aynen. O zaman o şey bir olsun. sonraki bölümde buluşmak üzere.